çağırıyorum. Merhaba. Hoş geldin yarışmamıza. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. İyi bayramlar diliyorum sana. Ben de sana diliyorum, teşekkür ederim. Grafikerlik yapıyormuşum. Grafikerim, evet. Çok hoş bir meslek, çok kreatif bir meslek. Evet. Seviyor musun mesleğini? Seviyorum, çok seviyorum. Yeniden dünyaya gelsen yine grafiker, olurdun. Peki. En büyük idealin iyi bir manken olmakmış. Çok istiyorum. Ama işte grafikerlik biliyorsun çok zor bir meslek. Vakit ayırıp da ilgilenemedim mankenlikle. Ama en kısa zamanda manken ajanslarına başvuracağım ve iyi bir manken olmak için ilk adımı atacağım. Peki, bilmiyorum, ben pek şans tanımıyorum. Siz ne diyorsunuz? Biraz zor manken olur sanki. İşin zor olacak. Yani bunu Şevesimi kırdınız lütfen. Ama Ahmet. Keşke söylemeseydiniz. O zaman grafiker olarak devam edeyim ben bundan sonraki yaşamı. Güzel bir sanatla uğraşarak foto devam edeyim. Fotomodelli falan da mı yapamam? Hadi boyum kısa. Bilmiyorum, ben izleyicilerimize soruyorum. Çok neyse, önemli. O zaman ben grafik yani biz yarışmamızda genel köşeler ne yapayım, kusura bakma, önemli değil artık. Sakalın seni diğer insanlardan ayırdığına inanıyorsun. Gerçekten çok uzun ve çok gür bir sakalın var. Aha. Kaç santim? Bir 15 santim falan var herhalde, değil mi? Baksanız o. Peki bakımı zor olmuyor mu bunların? Çok zor, ben 3 senedir falan kesmiyorum. İşte iyi bir bakım gerektiriyor gerçekten. Ya yemek yerken yemeğin içine giriyor. Gibi. Evet. Ama kesmeyi kesinlikle düşünmüyorum. Peki şeyler var. Hani bir takım yarışmalar yapılıyor. En böyle bıyıklı insanlar seçiliyor. Yok, hayır, hayır, hayır. Öyle yani, yarışmaya katılmak gibi. Katılmak istemiyorum. Hayır. Yarışmaları pek sevmiyorsun ama saklambaç seviyorsun. Pek ön plana çıkmak isteyen bir insan olmadığım için evet. Peki. Balık yemeği. Bayılırım. Peki tutmayı da seviyor musun aynı zamanda? Tutmayı da bayılırım ama yenisini daha çok seviyorum. Çok güzel, ben de. Yarışmamıza değişiklik olsun diye katılıyorsun. Evet. İnşallah hayatındaki en önemli değişiklik bu yarışma olur. İnşallah. Belki bu sayede tanırım, televizyonculuk falan da yapmaya başlarım. Bir şekilde siz hevesimi kırdınız benim ama ben ya, mankenlik yapabileceğimi bilmiyorum. Çok özür dilerim gerçekten. Böyle bir şey demek istemezdim ama bilmiyorum yani. Haklı değil miyim? Neyse sen yine moralini bozma. Yani belki manken olamazsın ama bir televizyoncu olabilirsin. Yani. Evet, tamam. Televizyon en azından arka planda. Devam et. Tamam. Kızlarımızla bir merhabalaşmak ister misin? Tamam. Sırayla mı gidiyoruz? Sırayla gidelim. Merhaba. Merhaba, bir numara. Merhaba. Merhaba. İki numara. Merhaba. Merhaba. Evet, sorularımıza başlayalım. Sorulara başlayalım. Heyecanlı değilsin değil mi? Heyecanlıyım, çok heyecanlıyım. Bu benim ilk televizyon deneyimim. Kamera karşısına ilk defa geçtiğim için. Baksanıza zangır zangır titriyorum. Neyse canım, biraz soruları başlayınca geçer heyecanım herhalde. Tamam, kızlar siz heyecanlı mısınız? Bazıları evet, bazıları hayır. Hadi başlayalım. Başlayalım. Kızlar, ilk sorunuz geliyor. Bu soru özellikle erkeğin boyu posu değil, aklı başı önemli diyen hanımlar için. Bir erkekte fizik dışında aradığın kimyasal özellikler nedir? 3 numara. 1 numara. 1 numara. 1 numara. 1 numara. 1 numara, 1 numara. Ahmet heyecandan. Ben bir deney tüpüyüm. Eğer beni seçersen senin bütün vücudunun anatomisini ve kimyasal özelliklerini analize edebilirim. İki numara. Ben çok kıskanç bir insanım. Senin sülfürik asit olmanı isterdim. Böylece sana yaklaşacak hatunları eritmen için. Üç numara. Bence kokudur. Ama tıpkı kokarca gibi. Çünkü kokarca bir tek eşine güzel kokar. İkinci soru geliyor. Deliye her gün bayram diye bir söz vardır. Sen delisin, ben de her gün bayram. Söyle bakalım nasıl bir ilişkimiz var? İki numara. Nasıl bir ilişkimiz olur? Doktorla hasta arasında geçen bir ilişki olur herhalde. Ben senin hastan olurdum, sen benim yakışıklı doktorum olurdun herhalde. Evet,
Evet, 3 numara. Bence seninle düğünümüz Bakırköy Akıl Hastanesi'nde olurdu. Şahidimiz de Yıldırım Aktun'a. Ama ilişkimiz ne olurdu onu Allah bilir. Ve 1 numara. Benim senden önce olan ilişkilerimden de raporum var. Eğer bunu yadırgamazsan çılgın bir ilişkimiz olur. Çok güzel bir soru geliyor şimdi. Ünlü bir erkekle yemeğe çıkmak ile ünsüz bir kuzunun etini yemek arasında ne gibi benzerlikler vardır? 3 numara. Ben yedikten sonra ünsüz kuzu ünlü olur. Bak bu kadar istiyordum. Demek şansım var. Şansım var, evet. Değil mi? Evet. 1 numara. Ünsüz bir kuzuyken. Birisi yemeğe, birisi de yemeğe çıkmaya değer. Ama herhalde ki sen her şeye değersin. İki numara. Ben yemek yemeyi çok sevdiğim için ünlü ya da ünsüz fark etmiyor. Sonuçta seninle yemeğe çıkmak var tabii. Kızlarımız çok zorlu çıktı. Kızlar canavar gibi cevaplar veriyorlar. Ben çok zorlanacağım. Ve son soru. Sen kopya yani verirsin ama değil mi? Yok, veremiyorum. Kopya yok mu? Kopya yok, tamam. Dördüncü soru geliyor. Bu güzel bayramda saklambaç oynamak güzel bir duygu. Şimdi bayramlıklarını giy ve öyle bir yere saklan ki hem göz önünde, hem kalbimin içinde, hem de en az 10 kilometre ötemde ol. 1 numara. Eğer bu bayram senin bayramınsa, ben Tanrı'nın meleklerle yolladığı bir kurbanım. Kurban olayım, kes beni. İki numara. Ben bir cinim. Sihirli lambayı her okşadığında beni karşında bulacaksın. Ve üç numara. Ben bir vesikalık fotoğrafım. Beni istersen cebinde, ister kalbinin üstünde, istersen giderken çekmecende bırakabilirsin. Sorular bitti. Ne yapacağız şimdi? De ben karar veremedim. Biraz hatırlatalım. Biraz hatırlatalım, tamam. Peki, bir numaradaki yarışmacımız bir deney tüpü olmak istiyor. İki numaralı yarışmacımız Alaaddin'in sihirli lambasından çıkan bir cin olmak istiyor. Ve üç numaralı yarışmacımız seninle akıl hastanesinde bir düğün yapmak istiyor. Ne diyorsun? Bana biraz zaman lazım. Peki, Ahmet biraz düşünüyor. Kısa bir aradan sonra sizlerleyiz. Hey! Evet Ahmetciğim, düşündün, taşındın, birazcık sakalını kaşıdın. Kararını verdin mi? Kararımı verdim. Hangisi? 1 numara. Peki, neden 1 numara? Neden 1 numara? Bilmem. Bir numarayı çok sevdiğim için. Bir benim uğurlu sayım. Ölmüş. Peki. Neler kaybettin, görmek ister misin? Görmek isterim. O zaman ben iki numaradaki sevgili Pınar'ı çağırıyorum. Pınar çok duygusal. Türk filmlerinde hüngür şakır ağlıyor. Pınar'cığım böyle alabilir miyiz seni? Numarada Ebru Aslan vardı. Ebru çakır gibi bir bilardocu ve voleybolcuydu. Ebru'cum seni de böyle alıyoruz. Çok teşekkürler yarışmamıza katıldığın için. Ve Yeliz. Efendim? Böyle alalım mı seni? Kalbim duracak. Çok heyecanlısın. Evet. Sen. İnanmıyorum. Peki Ahmet, sen ne hissediyorsun? Ben mi? Benim kalbim şimdi duracak. Ben heyecanlı. Çok heyecanlıyım. Evet. Bu arada senin boyun çok da çok
Bu ya biraz önce zaten resim de kırdınız, fotomodellik de yapalım. Fotomodellik yapabilirim aslında yani boyu kısa olanlar. Ya en azından ya yüzdenle mi kazanmıyorum? Böyle... Yüzün gözükmüyor ki zaten. Saçtan sakaldan değil mi? Sakalların falan kessem biraz şöyle ne bileyim estetik ameliyat, burun ameliyatı biraz. Bilemiyorum. Lens taksam falan olmuyor mu mavi lens falan? Saçlarımı boyatayım. Ne bileyim bir şekilde yapmak istiyorum ya ben bu işi. Ya bu kadar kafana taktıysan zaten yarışmamızdan sonra hatta bu güzel yemekten sonra belki böyle bir karar verirsin. Ve belki. Moda dünyamız yeni bir model kazandı. Show TV belki beni keşfeder. İyi seyredin. Efendim sizler hazır mısınız? Sen heyecandan öldün mü? Orada mısın? Yok düşmek üzereyim. Ahmet yüzün paravana döner misin? Çıkmadan. Geç bir adım geriye. Şöyle mi? Bir adım daha. Şu, bu tarafa tutun. Şöyle. Yaklaşır mısın paravana? Efendim paravanımız alkışlarınızla açılıyor. Ben sizleri içeri yolluyorum. Biraz sonra ikinci bölümümüzün sonunda yine beraber olacağız. Kısa bir aradan sonra. Efendim yarışmamızın ikinci bölümünde yine sizlerleyiz. Gelin ikinci bölüm adayları tanıyalım. Merhaba beyler. Merhaba. Bayramınız kutlu olsun. Teşekkür ederim. Ve merhaba Erdem Gençtürk. Merhaba Sibel Tüzün. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Hobi sıkıldığın zamanlarda fotoğraf çektirmekmiş. Renkli mi siyah beyaz mı? Bir zaman siyah beyazdı, şimdi renkliye terfi ettim. Çok güzel. Çok duygusal filmlerde ağlıyormuşsun. Tabii, severim yani ağlamayı, duygusal filmlerde ağlamayı severim, evet. Komik filmlerde de gülüyor musun? Komik filmlerde de kahkahayla gülerim. Çok güzel. Günün birinde Yeni Bosna'dan 4. Levent'e yürümüşsün. İnşallah buraya yürüyerek gelmedin. Benim böyle enteresan huylarım vardır yani. Çok enteresan huylarım var. Zamanla bunlar daha da çıkacak ortaya. Daha yaşım genç olduğu için daha ne enteresan huylarım vardır. Zamanla çıkacağına inanıyorum yani. Hadi. Bu bir tanesi. Kafam kızdı mı köprüyü bile yürüyerek geçerim yani. Peki. Ya Allah sana kolaylık versin. Amin. Bir gün atlamaya falan kalkma da. Yani şimdi millet reklam için atlıyor, bir şey oluyor. Yani bir atlayayım da kimsenin ölmediğini görsünler. Balıkla mı atlayacağım bugün yani? Düşünüyorum yani. Peki. Evde yemek yemekten keyif alıyorsun? Evde yemek yemekten keyif alırım ama dışarıda yemek yemekten de keyif alırım yani. Güzel. Duyurulur. Toplu ayakkabı giyen kızlardan hoşlanmıyorsun. Demek biz pek iyi anlaşamayacağız. Şimdi bu bayanın kendi görüntüsüne göre değişir. Kimisine uyum sağlar, kimisine uyum sağlamaz. Demek ki benim gördüklerim uyum sağlamayanlardı. Olabilir. Diye hemen söyleyeyim. Küçüklüğünde saklambaç oynamaktan çok keyif alıyormuşum. Ve dolayısıyla bugün buradasın. Son ediyorum, başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Halil Çiz. Seçicimizi çağırıyorum. Senem Yeşil Direk geliyor. Hoş geldin Senem. Merhaba, nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Heyecanlı mısın? Çok heyecanlıyım. Bir canlı yayında çıkıp bir iki dakika bile olsa konuşmak istiyormuşsun. Yani çok istiyorum ama aslında çok heyecanlı bir insan olduğum için yapabilir miyim, yapamaz mıyım bunu bilemiyorum. Peki farz edelim ki canlı yayın. Hadi konuş bakalım. Yok, konuşamam. Kesinlikle. Şu anda değil. Yani canlı yayın olsa belki yaparım ama şu anda yapamam herhalde. Ay çok heyecanlı ve çok şeysin galiba. Evet, çok 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 heyecanlı bir insan. Neyse, yarışmamızda daha da heyecanlanacaksın ama şimdiden seni korkutmayayım. Makarna, börek, çörek yemeyi çok seviyormuşsun. Bayılıyorum. Ben de. Onun için biraz aslında rejim yapmam lazım. İşte biraz, biraz kilo aldım. Biraz fazla kilolarım var. Ya o kadar değil aslında benim yani de. Şimdi, yönetmenim bu koltuğu biraz daha büyük yapabilir miyiz? Bazı arkadaşlarımız pek sevmiyorlar ama origami kağıt sanatıyla uğraşıyorsun. Evet. Bu bildiğim kadarıyla bir Japon sanatı. Hı-hı. Nereden merak saldın? Yani ben çocukluğumdan beri hep böyle meraklıyımdır böyle çizime falan. Sonradan bunu seçtim ve bunu mesleği yapıyorum şu anda. Bunu meslek olarak yapıyorsun? Meslek olarak yapıyorum. Çok güzel, evet. Çok enteresan bir meslek. Saklambaç yarışması bir an önce başlasa da ben de katılsam diye düşünüp duruyormuşum. Evet, sürekli saklambaçı seyrediyorum. Hep isterdim ve sonunda katılabildim. Onun için çok mutluyum, buradasın. Çok sevdiğim bir programda. Çok teşekkür ederiz. Merhabalaşmak ister misin? Evet. Bir numara merhaba. Merhaba, ben gerçek bir numara. İki numara. Şimdi iki numara geldi, o gerçek bir numara. İşte burada iki numara var. İki numara sana değişik bir merhaba şekli suluyor.
Efendim ben şimdi kendimi fıkralarla anlatmayı severim. Bir fıkrayla sana merhaba diyeceğim. Temel bir gün turist gezdiriyormuş. Bir gece dans etti, İngiliz kızı I love you demiş. İngiliz kızı da I love you too demiş. Temel düşünmüş düşünmüş. I love you three demiş. Numara. Evet, seçici arkadaşımıza çok daha enteresan bir cevap da ben söylemek istiyorum. Ben sabah programı sunucusu olsam ve insanlara enerji depolatmak istesem ne yapardım? Biraz önce örneğini verdiğim gibi bir fıkra anlatırdım. Ki bu programın ilk dakikasına itibaren her 15 dakikasında bir tekrar edilirdi. Eğer kesilmezse anlatayım diye düşünüyorum. Veteriner bir gün köye gelmiş, hayvanlarda bir hastalık olup olmadığına bakıyormuş. Sıra Temel'in ağırına geldiğinde bir bakmış ki... 3 numara! 3 numara! Ben... Ve 2 numara. Evet, 2 numaradan yine enteresan bir cevap geliyor. Ben bayramda aslında hiçbir şey olmak istemem fakat sırf senin için hiç okunmamış, piyasaya ilk defa yeni çıkmış bir fıkra kitabı olmak isterdim. İçinde yüzlerce bir fıkralar var ve ilk okuyan da sensin. Sana... Şimdi 2 numaradan da enteresan bir cevap alacağız. Geçenlerde okuduğum fıkralardan bir tanesi muhtemelen 2 numara bize anlatacak. 2 numara. 2 numaradan yine enteresan bir cevap gelecek. İstersen fıkraları okumayabilirsin. Bu seferki fıkra değil çünkü. Küçük baş hayvanla şey arasındaki fark, kalın kafalı adam arasındaki fark değil. Önce benzerliği söylemek istiyorum. Koyun melül melül bakar etrafına, hiçbir şey anlamaz. Kalın kafalı bir erkek de etrafına koyun gibi melül melül bakar, hiçbir şey anlamaz. Bu arasındaki benzerlikle arasındaki fark ise koyun dört bacağı üstünde yürür koşar. Yavaş. Kalın kafalı adam iki ayağı üstünde hoplayıp zıplar. Arasındaki fark buydu ama çok iyi anlaşacakları da kesin yani var. Buradaki yarışmacımız enteresan bir cevap var her zaman olduğu gibi. Gerçi biraz uzun bir cevaptı, nedenini pek anlamadık ama kalın kafalıların iki ayakları üstüne koştuklarını söylüyor. Ve üç numarada...